Nisa suresi 32. ayeti de bir değerlendirmenizi arzu edeceğim izleyicilerimiz için. Ayet-i kerimede Allah-u Teala sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri konusunda hani hasretle arzulamayın. Erkekler için Allah'ın verdiklerinden nasip vardır, kadınlar için Allah'ın verdiklerinden nasip vardır diyerek bize bu konuda belli uyarılarda bulunuyor. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rollerinden mutmain olma, insanların kendi varlığından hoşnut olması ve kadın ve erkek olarak toplu bir şekilde aslında ümmet olma bilincini kazanma için nelere dikkat etmemiz lazım? Bu ayet özelinde olsun ya da Kur'an bütüncül bakışıyla olsun nasıl bakışa sahip olmamız gerekiyor? Bunun için toplumsal mutluluğu sağlamak için acil eylem planlarımız neler olmalıdır hocam? Hay hay. Şimdi bir kere bu ayet-i kerime çok kıymetli ve kadına ve erkeğe ait meseleleri konuşurken mıh gibi zihnimizde tutmamız gereken bir ayet-i kerime. Onun için sebebin nüzulünden birkaç husus söylemek isterim. Kadınlar gelip diyorlar ki, bak erkekler ne güzel savaşa gidiyorlar ama biz gidemiyoruz. Böyle birkaç husus sayıyorlar. Hani biz ne yapsak böyle bir geri planda, bakın bu arka planda henüz hani İslam'ın onları var olan kıymetlerinin altını çizdiğini fark etmemiş. Erkeksi rollerle onlara özenen bir grup kadının cümlesi üzerine ayet-i kerime nazil oluyor. Erkeğe neler bahşedildiyse o onlarla memnun olacak. Çünkü zihnimizde şunu çok net tutacağız. Cinsiyet, bildiğimiz bilgi ama Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde altı çok net çizilen bir husus. Kadın olmak da erkek olmak da insanın kendi elinde bir hal değil. Değiştirilemez olan böyle bir değerde de Allah'ın takdirine razı olmak, hürmet göstermek gerekir. Erkek kendisine bahşedilen yetenekleri onun uğrunda kullanacak, o hali güzelce taşıyacak. Kadın kendisine bahşedilen halleri güzelce taşıyacak, onlardan memnun olmayı bilecek. Bir cinsiyet diğerinin sahip olduğu hallere özenmeyecek. Biz başlangıçta dedik ki, hani cinsiyete özel bir yol haritası çizmedi Kur'an-ı Kerim. Hay hay. Ama bu hiç cinsiyetten de hiç bahsetmedi demek mi? Hayır. Cinsiyetten kaynaklanan ve ana çatının altında bir takım faktörler de vardı. Onları da söyledi. Yani işte ne bileyim aile reisi olmanın getirdiği sorumluluklardan bahsetti mesela. Evlenme ve boşanmada mali yükümlülüklerini hatırlattı erkeğe. Sahip olduğu imkanı nasıl kullanacağını, nasıl ahlaki kullanacağını, eşine zulmettiğinde, boşadığı kişiye zulmettiğinde ağır bir vebal altına girdiğini hatırlattı. Hanıma da dişiliğini kullanmamasıyla ilgili, toplumsal alanda dişiliğini kullanma üzerinden bir takım cinsiyetle ilgili, anneliğiyle ilgili bir takım taltif eden cümlelerde bulundu, bir takım sınırlamalarda bulundu. Ama bunlar ana sorumluluk alanının cinsiyetten kaynaklanan alt başlıklarıydı. Biz onları oradan alıp erkek ya da kadın olmaya varoluş açısından bir değer yüklediğimizde bu ayetin yaşanmasının önünü tıkıyoruz. Yani erkek kadından daha kıymetli diyen bir algıyı üstelik din adına yerleştirdikten sonra bu ayeti okuyup sen de kendine verilenlerle, kadın olarak kendine verilenlerle memnun olmayı bileceksin diyemeyiz. Bunu başaramayız. Başarsak da, yani desek de bir karşılığı olmaz. Onun için burada çünkü bir de şöyle bir meselemiz var. Dün bir yapılanma vardı. Biz rollerin çok karmaşa içinde olduğu bir durumdayız. Şimdi kadın rollerinden hoşlanmayan, onlar üzerinden o kadar tırnak içinde zamanında incitilmiş kadın var ki, şimdi onların ya da annesi, büyük annesi incitilmiş. Sen otur, sen kendini hiç geliştirme. Sen yemek pişir, çocuk doğur, yeter denmiş bir algıya tanık olmuş zamanında. Şimdi onun yüzleşmesini işte doğurmak istemiyorum. Eve dair işleri ikincil işler olarak gören, anneliğe dair işleri ikincil işler olarak gören,
bir yapılanma var. Ailenin içine erkek ve kadın enerjisinin sağlıklı ve dengeli akışına ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bir kısmından bahsedebildik ancak, ama sevgili seyircilerimize nacizane şunu söylemeyi çok isterim. Altında işte Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ya da Hazreti Peygamber'in imzası olan bir cümle, ama gönüllerine, zihinlerine uymayan bir cümle olduğunda lütfen o cümlenin peşine düşsünler kavramak için. Burada kelimeler anlaşılamamış olabilir. Bir ayet tek başına bakılıp üzerine bir sürü anlam yüklemesi yapılmış olabilir. Bütüncül ele almak durumundayız. Bir, fıtratın ve içinde yaşadığımız sosyal şartların bize yüklediği kadınlık ve erkeklik rolleri arasında bir dengeyi kurmak zorundayız. O denge bir hayli bozuldu. Dün doğru ya da yanlış bir denge vardı ama şu an bir taraftan içimizden bir şey, bir hal söylüyor, bilinç başka bir durum söylüyor. Bunları dengede götürmek durumundayız. Onun için hem içlerinden gelen sese kulak versinler, hem vahyin sesine kulak versinler. Benim iddiam şu: eğer bütün ön yargıları, bütün toplumsal cinsiyet rollerinin bize dayattığı halleri aşmayı başarabilirsek, gönlümüzün sesiyle bir kadın olarak, bir erkek olarak hissettiğimiz, duyduğumuz şeyle vahyin kulağımıza fısıldadığı şey aynı doğrultuda olacak. Birbirini besleyen haller olacak. Bu gönlü yaratanla bu vahyi gönderen aynı varlık çünkü. Orada kadın olarak, erkek olarak bize verilen bütün değerlerle tevhidi sağlamak ve burada Allah'ın kıymetli kulu olarak, hani taş yerinde ağırdır, burada o ağırlığımızın safasını sürerek bu rolü üstlenmemiz gerekiyor. Bu rolü böylece oynamamız gerekiyor.